ya Rabbim ya. Bir şey olmaz inşallah. Hünkâr Yaman! Çık dışarı! Yılmaz. Süreyya. Yılmaz, niye geldin? Beni boş ver, sen iyi misin? Toparladın biraz. İyiyim ben, iyiyim ama niye geldin? Herkes nerede? Saniye, merdivenlerden düştü de onu hastaneye götürdüler. Hünkâr. O da mahkemeye gitti. Gel ben. Nereye? Gel. Yılmaz. Gel. Hakkat gelin hanım mı gitmiş aşağı? Ya bitti diyorum ya, Allah Allah. Ne uğursuz gelinmiş be. Bir konağa kana boyamadığı kalmıştı, onu da yaptı. Fadik, Hamine'nin yemek saati geldi. Gülten. Çıkıyorum ben. Adnan uyanınca elma püresini yedirirsin değil mi? Tamam, sen Adnan'ı merak etme. Gelince de banyo yaptırırız. Bir şey ister misin çarşıdan? Yok, sağ ol. Tamam. Hünkâr Hanım.
Dışarı çıkıyorum. Sormayacak mısınız nereye diye? Vakti gelince kızım. Vakti gelince bak sana neler sunacağım. Ama şimdi güle güle. Uğurlar olsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Beni dinler misin? Çek şu arabanı. Çek arabanı yolundan. Gel varım, beni dinle, her şeyi anlatacağım sana. Neyini dinleyeceğim? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Neyini dinleyeceğim senin? Beni bir dinle. Neyi dinleyeyim? Neyi dinleyeyim? Beni nasıl yarı yolda bıraktığını mı dinleyeyim? Nasıl çıktım ben dün evden biliyor musun sen? Ne hayallerle çıktım. Tekrar beraber olacaktık. Gurbete gidecektik, zorluk çekecektik ama beraber olacaktık. Bir daha ayrılmayacaktık. Bir çocuğum kucağımda, bir çocuğum karnımda, yüreğim ağzımda. Ne düşündüm biliyor musun? Kesin başına bir şey gelmiştir dedim. Kesin öldün sandım, öldün. Çünkü benim bildiğim Yılmaz ölmedikçe sözünü tutardı. Gelecektim. Gelecektin. Nasıl gelecektin? Evini aradım ben senin. Evini aradım. Demir beni yakalarmış, beni yine çocuğunla tehdit edermiş, beni yine esir edermiş, hiç umurumda olmadı, evini aradım. Ellerim titriyordu böyle korkudan, kara haber alacağım diye ellerim titriyordu. Peki ne oldu biliyor musun? Sen açtın telefonu. Sen açtın, bir şey olmamış yani, ölmemiş. Arkada Mutlu Mesut. Aile saadetiyle yemek yiyorsunuz. Kahkahalar, gülüşmeler, Müjgan'ın sesi. Bu muydu senin aşkın ya? Bu kadar mıydı aşkın? Onca çileden sonra beraber olacağımıza inandırıp gelmemek miydi Yılmaz? Beni dinlersen... Bu kadar mı seviyordun Müjgan'ı? Beni dinlersen niye gelemedim sana söyleyeceğim. Gelmedin Yılmaz, gelmedin. Ben ölümü göze aldım, geldim. Sen benimle bir hayata cesaret edemedin, gelmedin. Beni bir dinle. Söyle, ne söyleyeceksin? Müjgan hamile. Müjgan hamile. Ben de sabah aynı hayallerle yola çıktım. Züleyha ile gideceğiz buralardan dedim. Ben onun çocuklarına baba olacağım dedim. Bir daha hiç ayrılmayacağız dedim. İçim içime sığmıyordu. Babamla vedalaştım. Hayır duasını aldım. Sonra hastaneye gittim. Müjgan'la konuşmak için. Züleyha olmadan nefes alamıyorum demek için. Ben Züleyha'yı seviyorum demek için hastaneye gittim. Ne kadar üzüleceğini bile bile, mahvolacağını bile bile hastaneye gittim konuşmak için. Sonra odaya girer girmez boynum atladı. Baba olacaksın dedi. Yılmaz, baba olacaksın dedi. Öyle söyleyince... Yapamadın. Ama ben yaptım Yılmaz. İki çocuğumla yaptım. Doğmamış masum bir çocuk o. Günahsız.
Senin kanından, senin canından değil mi? Yalvarırım böyle konuşma. Yılmaz, ben kaç kere öldüm biliyor musun? Defalarca senin uğruna kaç kere öldüm biliyor musun? Seni benden aldıklarında öldüm. Demir'le evlendirdiklerinde öldüm. Yılmaz cezaevinde yandı dediler, yine öldüm. Sonra af çıktı. Karşıma çıktın. Niye söylemedin o zaman? Niye Demir beni zorla nikahını aldı demedin? Oğlum ellerindeydi, oğlum! Demir, istediklerimi söylemezsen göremezsin dedi bir daha oğlunu çünkü! Sonra sen de gönlünü Müjgan'a verdin. Ben bir daha öldüm. Yemin ederim seni sevdiğim gibi Müjgan'ı sevmedim ben. Son defa da dün öldüm. Bu defa seni öldürdün. Söylesene İnker. İnker, bir şey söyle. Biliyor muydun? Söyle. Köprünün üstünde bırak Yılmaz'a gideyim demedim mi? Bırak mahpushanenin kapısında yatayım demedim mi? Bırak kaderime razı olayım demedim mi? Senin kaderin benim demedin mi bana? Söyle. Ne demek kaderim benim? Öyle dedi. Demedin mi? İnkar etsene. Söylemedim desene. Yılmaz'ın hayatıyla seni tehdit etmedim desene. Niye söyleyemiyorsun? Ben evlenmemek için kendimi suya attım. Geldi beni zorla kurtardı. Zorla oturttu o nikah masasına. Zorla söylesene. İnkar. Öyle değil de İnkar. Yalan de yalan, yalan. Ben kimsenin kaderiyle oynamam de, oynamadım de. Seven kalpleri birbirinden ayırmadım desene. İnkar, bir şey söyle. Bir şey söyle İnkar, bir şey söyle İnkar! Susuyorsun değil mi? Susuyorsun ama ben senin söylediklerini duyuyorum. Sükut ikrardan gelir Yaman Hanım. Daha konuşayım mı? İster misiniz? Biliyorsun, bitmedi daha söyleyeceklerim. Dahası da mı var Züleyha? Daha neler var Ali Rahmet Bey? Daha neler var? Hünkar Hanım'a Demir'in bana yaptıklarını ben anlata anlata bitiremem. Hangi birini anlatayım? Yılmaz'a gidip gerçekleri anlatmayayım diye beni eve kilitlediğiniz mi anlatmayayım? Beni aylarca oğlumdan, yavrumdan ayırdığınızı mı anlatmayayım? Beni tımarhaneye kapattıklarınızı mı anlatmayayım? Ben hangi birini anlatmayayım? Söyle! Süt veremedim ben yavruma. Süt veremedim. Günlerce süt veremedim ben oğluma. Bana yaşattığınız hangi birini ben hangi birini anlatayım? Söyle! Demek senin bana doğru diye anlattığın her şey yalanmış, ha?
Demek sen Züleyha'nın Yılmaz'ın karısı olduğunu bile bile oğlunla evlendirdin, öyle mi? Onu tımarhaneye kapatacak kadar acı çektirdin. Bir anneyi yavrusundan ayırıp işkence ettin, öyle mi? Sen böyle zalim bir kadın mıydın Beyker? Sen bu masum insanlara, mazlumlara zulüm mü ettin? Hani nerede anne merhametin? Anne şefkatin nerede? Senin vicdanın yok. Sen beni öldürdün Hünkar. Şimdi şu anda beni öldürdün. Ölmek için illaki kalbin durmasına gerek yok. Bazen bir cümleyle de ölebiliyor işte insan. Keşke be. Keşke benim kafama bir kurşun sıksaydın, kanımı akıtsaydın, öyle öldürseydin beni. Sen beni manen öldürdün. Yazıklar olsun. Yaşattın ya. Çok şey. Allah aşkına söyle. Ama elini vicdanına koy da söyle, olur mu? Benim Mesut olmaya hakkım var mı gerçekten? Hayır, yok. Yine Mesut olmaya hakkım yok. Aminem, hoş geldin. Ay maşallah, maşallah. Renk gelmiş yüzüne, iyisin iyi. Hoş geldin Aminem. Aminem, gel. Ay maşallah, iyi iyi maşallah. Çok iyi Demir Bey'im. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Gelin hanımınız nerede? Gelin hanım çarşıya indi beyim. Demir seni o kadar çok seviyordu ki. Ben sandım ki bu sevgi her şeyi çözer. Sen de onu seversin sandım. Ama sen Demir'i hiç sevmedin. Yanılmışım. Pişman mısın peki? Olan oldu. Geçmişi düzeltemem artık. Pişman mısın? Pişman. Senden af dilesem affetmeyeceğini biliyorum. Ben oğlumun mutluluğu için çok yanlış bir karar verdim. Çok yanlış bir karar. Şimdi karar verme sırası sende. Herkesin geleceği senin elinde. Kendinin, Demir'in, çocukların, Yılmaz'ın, hatta Müjgan'ın ve onun çocuğunun da. Herkesin geleceği senin elinde. İstersen git Yılmaz'a Adnan'ın onun çocuğu olduğunu söyle. Ama olacaklardan sen sorumlusun. Bana hep kaderimizle oynadın diyordun ya. Şimdi karar verme sırası sende. Dilerim sen en doğru karar verirsin.
Ey gidi fakir. Sen çocuklar gibi sevdin. Devler gibi ıstırap çektin be fakir. Böyle merhametsiz, adaletsiz, zalim birini sen nasıl sevdin? Sana yalanların en ahlaksızını söyleyen, o su gibi çocuklara bunu yapanı sen nasıl sevdin fekeli be? Hazır mısınız siz? Hazırız Demir Bey. Süleyha, gel bir tane fotoğraf çektireceğiz. Geleyim. Küçük Bey'i de alabilir miyiz? Ha, Adnan nerede? Ah, Adnan Sabiha Hanım'daydı. Ha. Gel babasının aslanı, gel. Bir de Adnan Paşa'yla alalım. Adnansız olmaz. Alıyorum efendim. Bir poz da ben alacağım. Ha. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Demir Bey. Nasılsınız? Çünkü Hanım, böylesi bir delikanlıyla ne kadar iftihar etseniz azdır. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sizden duymak bana çok büyük mutluluk verdi. Çukurova için çalışıyoruz. Hele Demir çok çalışıyor. Şüphesiz, şüphesiz. Eksik olmayın Sayın Valim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Bak hele, bak. Şuraya bak. Ne oldu ki? Ya ne oldu, su var mı? Hep ecnebi özentisi ha bunlar. Yamanlar boşuna yamanlar olmuyor Hatip. Aferin ama, çok güzel yapmışsın. Oğlum niye çağırdınız Hatip'i? Siz sana öncesini çağırın değil, ona da davetiye gönderdik başkan olarak. Tamam, neyse iyi yapmışsınız, tamam. Pardon Sayın Valim, geliyorum. Demir. Hoş geldiniz Hatip abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin Hacı abla. Hoş bulduk Demir Bey. Hatip ağalar da geldi. Gelecek tabii, sayenizde koskoca sanayi odası başkan oldu. Maşallah, maşallah. Kerem'im. Başka ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz hanımefendi. Teşekkür ederim. Başkanım. İyi akşamlar. Demir Bey, sizi ve ailenizi tebrik ederim. Mühim olan Çukurova'mıza bir tuğla koymanız Demir Bey. Biz devamlı arkanızdayız. Tabii canım, tabii. Ne demek ya? Zaten ben de Sanayi Odası Başkanı Hatip Tellidere olarak her zaman Demir kardeşimin arkasındayım. Öyle değil mi Demir Bey? Yani sen Çukurova'mız için böyle hayırlı projelerle yanıma gel. Ben de Sanayi Odası Başkanı olarak gerekli talimatlarımı vereyim. Ya zaten bütün arkadaşlarımız, herkes onun arkasında. Yalnız Sanayi Odası üyelerine talimat verilmez. Herkes bağımsız. Benim projeler de senin dönemine yetişmez. Artık seni Ekim Başkan sonunda görüşmen lazım. Başkanım, buyurun. Şu bizim tali yol meselesi vardı. Tabii tabii, konuşalım. Onu uzun zamandır konuşmak istiyorum. İşte sana bahsettiğim İtalyan şirket babam. Merkezi Milano'da bunların. Bu İtalyanlar sulama teknolojisinde çok iyiler. Bir baksana. Tam otomatik sistem. Saatini kuruyorsun, kendi başlıyor sulamaya. Bitince de kendi kapatıyor. Vay vay vay. Şu teknolojiye bak. Ne kadar ilerledi ya. Umum müdürü bize distribütörlük vermek istiyor. Adana'yı mı teklif ediyor? Yani Çukurova ile başlayalım. Eğer memnun kalırsanız Akdeniz'in tamamı ve Güneydoğu'yu size veririz dedi. Hey yavrum hey. Bizim memleketimize can suyunu biz taşıyacağız, öyle mi? Evet. Artık ona az geldi, buna çok gitti. Devri bitecek inşallah. İnşallah. Bu Yaman'ın Demir'in bu şirketten haberi olmamış. Niye öyle diyorsun baba? Bizim Çukurova'da adımız sanımız yok mu? Olmaz olur mu evlat? Bizim adımız başta yazılı.
Ama bu Yaman'ın demirin hani kulağı delik ya. Belki haber almıştır diye söyledim. Umum müdür metimizi duymuş. İlk beni aradı. Eğer ilgilenmek istemiyorsanız Demir Yaman'la konuşacağım dedi. Tabii ki de ilgilenmek isteriz dedim. İyi demişsin evlat, aferin. Yani baba, eğer biz bu işe girersek tüm Çukurova'ya suyu bizim motorlar dağıtacak. O zaman bu Yamanların bağına, bahçesine, tarlasına suyu biz dağıtacağız, öyle mi? Aynen öyle. Yani Demir Yaman istiyorsa eski sistemle çalışmaya devam etsin. Daha masraflı, daha verimsiz. Ama yok, ben teknolojinin nimetlerinden yararlanmak istiyorum derse de bakacağız. Keyfimize göre belki satarız, belki satmayız, kim bilir. Artık nasıl istersek. Ben sürekli hastanede olmuyorum ama Aykut Bey var orada. Benim selamımı iletirseniz o sizinle muhakkak ilgilenir. Çok sağ olun doktor hanım. Rica ederim. Çok iyi oldu bu. İyi akşamlar Ali Rahmet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi misin Hekim Hanım? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Çok açım sadece. Aa, Hekim Hanım dur. O çok acıdır. Dokunmasın sonra. Dokunmaz, dokunmaz. Bir şey olmaz. Hayatım, istiyorsan kebapları söyleyelim hemen. Ay, söylemediniz mi daha? Beyci Hanım gelmeyecek mi? Biz onu bekliyoruz. Ya halamla telefonda konuştum ben. O bir dernek mernek bir şeylere gidecekmiş. Toplantım var dedi. Geç gelir. O bir şey demez bize. Biz başlayalım. Tamam. Rıfat. Rıfat. Buyurun. Sen bizim kebapları attır. Ama önce çiğ köfte getir, içli köfte getir, lahmacun getir, ciğer kebap getir, bol soğanlı olsun. Ha Hekim Hanım, sana da çorba söyleyeyim, şifadır. Ha söyle söyle. Ha bir de çorba getir. Tamam mı yani? Baştır efendim. Biz çok mu söyledik ya? Yok. Ama yenir ya. Yenmez. Yenir, yenir, yenir. Yenir, yenir. Hayır, ben belediye başkanımı söylüyorum Sayın Şermin'cim. İyi akşamlar yengecim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Züleyha. Demir'cim iyi akşamlar. Hayrola Şermin. Babamın kurduğu şirketin kuruluş gecesine ben niye davet edilmiyorum acaba? Sesini yükseltme. Bu kadar yüzsüz olduğunu bilseydik mutlaka davet ederdik. Siz kendi yüzünüze bakın asıl. Buraya amcamın resmini koymayı biliyorsunuz da niye babamın resmini koymuyorsunuz? Sesini yükseltme. Kıymetli misafirlerin duyar diye mi korkuyorsun Demir'cim? Şermin. Hala cevap alamadım sizden. Bu şirketi amcam babamla birlikte kurdu, öyle değil mi? Buraya amcamın resmi asılıyor da benim babamın resmi niye asılmıyor? Şermin'cim bak, bu senin babanın kurduğu şirket değil. Bak Adnan Yaman Holding, amcanın holdingi. Öyle mi? Hı hı. Pardon. Babamı kandırıp hurdayla, hileyle malına mülküne çöküp kurduğunuz holding yani. Bir poz alabilir miyim lütfen? Ne? Ne bakıyorsunuz öyle? Öyle iştahlı yiyorsun ki. Ya Hekim Hanım, ya afiyet olsun. Biz baksak diye, bakmasak diye. Yesen. Merhaba. Hoş geldiniz Beyci Hanım. Hoş bulduk. Allah kusura bakmayın, biz başladık. Aa, olur mu? Geç kalmıştım ben de zaten. Hoş geldin Allah. Kızım yavaş ya, boğulacaksın. Ne yapıyorsun? Rıfat, hanımefendinin kebabını getirmişsin. Var süre Yılmaz Bey. Çok güzel, sen de ye hemen. Rezalet çıkarma lan. Elindekini iç. Edebilin adamına git burada şarkı. Hiçbir yere gitmiyorum. Şermin. Bu sarı çıyan buraya hangi yüzle gelmiş Hatip? Ya sana ne Naci ya? Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ya Hatip karışma işime. Çekil önümden diyorum ben sana. Bu şirketi benim babam kurdu.
Ama siz onun adını unutturmaya çalışıyorsunuz. Onun hatırasını ben asla unutturmam demiş. Ne saçmalıyorsun sen? Şermin. Amcamın babam Şerafettin Yaman'la birlikte bu şirketi kurduğunu bütün Çukurova biliyor. Ama unutulmuş anlaşılan. Hatırlatayım o zaman. Bakın, zamanında gazetede çıkan haber. Amcam ve babam şirketin açılışında kurdeleyi birlikte kesiyorlar. Adnan Yaman Holding'miş. Benim babamın malını mülkünü yağmaladıkları yetmedi. Bir de adını silmeye çalışıyorlar ama silemezler. Çukurova unutmaz çünkü. Şermin, gel güzel güzel konuşalım sen. Bırak kolumu ya. Demir. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Yolu ya sen zinadan hapis yap. Kendi kocanla kucağı kucağı yıkıyor. Asma Naciye, ayıp, günah. Ya ben iki polisle seni şerefsizle kucak kucağı yakaladım. Yalan söyleme be. Naciye bana bak. Ey Çukurovalılar. Ben bu kadını zinada kocanla bastım, bastım. Yalan söyleme Naciye, yalan söyleme. Hayır, sen bastın. Asma bana. Ayıp, günah. Söyle, inanmıyorum. Bırakın kolumu. Gel buraya. Yanınızda bırakmayacağım bunu. Siz göreceksiniz. Lütfen Şemir Hanım. Lütfen bizi durdurma, bırakmayın. Tamam, bırak. Bir taksi falan çağırın bari. Sayın Valim, hanımefendi gerçekten çok mahcubuz, çok. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz niye mahcup oluyorsunuz ki? Yani bu kendiliğinden oluşan bir şey. Önceden de böyle dengesiz hareketleri vardı ama son dönemde eşinden boşanınca işler çığırından çıktı. Kusura bakmayın gerçekten. Hocam her ailede böyle şeyler olabilir. Yani bütün Çukurova biliyor sizi zaten. Hayır sayın valim. Amcamızın malına el koymak ne demek Allah aşkına? Hayır katiyen öyle bir şey olabilir mi? Eşim vefat ettikten sonra biz Şermin'in bütün haklarını hemen verdik zaten. Zerrece kuşkum yok. Lütfen müşteri olun lütfen. Ya bastım diyorum, bastım bacım ya. Allah Allah, iki tane polisi aldım yanıma. Benimkiler kucak kucağa bunlar. Ya ben o kadar yedirmişim, içirmişim ya sen gözün tüm. Ya hadi Naciye, hadi. Hadi yürü gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Biz daha yeni geldik. Bana hiçbir yere gitmiyorum artık. Ya bu kadar yaptığı yetmezmiş gibi. Bir de gelmiş buraya, insanların gecesinde hadise çıkarıyor. Ya böyle bir şey olabilir. Ya yanlış anlaşılma oldu. Ya, hakikaten yanlış anlaşılma oldu. Şimdi Şermin Hanım bizim eski bir aile dostumuz. Babası Şerafettin Yaman benim babamla birlikte. Ya sen ne anlatıyorsun Hoşik Allah aşkına ya? Ay ben size daha sabaha kadar anlatırdım da bacım. Bana bak bu ayaklarım ben. Bunlar nasıl ayakkabı bacım ya? Siz bunları nasıl giyiyorsunuz ya? Alışık değilsin ya ondan. Hadi ben gideyim hadi. Hadi. Yürü sen de yürü. Ben sana evde anlatacağım. Adnan! Adnan dur! Dur yapma dur! Dur! Kalk! Kalk! Aç güzelim ağzını! Aç 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 aç! Aç aç aç! 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 Ne yapıyorsun sen? Bak! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim sana! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocuktan mı alıyorsun hırsını? Taş atmıştı ağzına. Onu yutmasına mani olmaya çalışıyordum. Müjgan. Evet, 40 ton bulgur istiyorum, tamam mı? Adana'ya gelecek. Tabii, tabii, tabii. Malı teslim aldığımız anda 3 ay vadeli çekinizi vereceğiz. Merak etmeyin. Teşekkürler.
Santral buyurun. Alo. Bir Edirne yazdıracağım. Tabii efendim. İsim alayım. Şahan Pirinç İşletmesi. Yıldırım Mağazası müdür. Tabii efendim. İyi günler. Hadik ne yaptın? Börek mi? Evet Gelin Hanım, börek yaptım patatesle. Bana şundan bir tabak hazırlasana. Adnan yiyecekse eğer daha yeni... Adnan için değil, büyük bir tabağı hazırla, çabuk ol ama. Tamam. Müjgan, az önce yaşananlardan dolayı çok özür dilerim, ne olur. Yanlış anlaşılma oldu, ben anlamadım. Kaba davrandım sana istemeden. Börek getirdim. Sağ ol. Zahmet etmişsin. Hiç gerek yoktu. Yersin. Fadik yapmış, sıcak sıcak, yeni fırından çıktı. Pardon, bir bakabilecek mi? Komşumuz çok güzel börek yapmış, sıcak sıcak. Yersiniz olur mu? Sağ olun hanım. Afiyet olsun. Böreği verdin. Başka bir şey. Müjgan lütfen. Ben çok büyük haksızlık ettim. Anlamadan, dinlemeden öyle tepki verdim. Özür dilerim. Lütfen affet beni, ne olursun. Kendini affettirmek için de börek getirdin, öyle mi? Ya ben senin çocuğunun hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Sen bana diyorsun ki hırsını çocuktan çıkarma. Ne hırsı Züleyha? Hangi hırs? Nasıl bir hırsım olabilir ki benim küçücük çocuktan çıkarayım? Tamam, haklısın. Her şey için özür dilerim. Ağzından çıkan her kelime için özür dilerim. Her şeyi unutalım, ne olursun. Yeni bir başlangıç yapalım. Bak, komşu olduk. Belki arkadaş olacağız. Biz arkadaş olabilir miyiz Züleyha? Biz seninle geçmişte yaşananları unutabilir miyiz? Yeni bir başlangıç falan yapabilir miyiz? Bak, sen de hamilesin. Ben de hamileyim. Bizim seninle yapabileceğimiz bir şey var. O da birbirimizden uzak durmak. Birbirimizi görmezden gelmek. En sağlıklısı bu. Tamam mı? O yüzden senden rica ediyorum. Lütfen gide bir kapımı çalma. Gide bir artık benim karşıma çıkma. Tamam mı? Gelin Hanım, isterseniz ben kullanayım arabayı. Hani ne olur ne olmaz diye.
Bu da iyice deli etti kendini ha. Yahu koskoca Yamanların çocuğunu dağda belde kurda kuşa yem edecek doğurup ya. Allah Allah. Ver ben kullanayım diyorum ya. Aşağıymış gibi görünüyor. Bebeği almamız şart. Süleyha, iyi misin? Konuşalım deyince bir şey oldu sandım. Yılmaz, senin karın benden ne istiyor? Nasıl, anlamadım. Ne derdi var Müjgan'ın benimle? Niye her gördüğü yerde bana kin kusuyor? Bir derdi yok ki. Niye derdi olsun? Nasıl yok? Görmedin mi? Çocuk arabasını yanlışlıkla aldık diye neler yaptı. Hediyemiz olsun diye başımı atacaktı neredeyse. Bugün de yanlış anlaşılma oldu. Ben bahçeye çıktım, uzaktan Adnan'la Müjgan'ı gördüm. Çocuğun yüzünü sıkıyormuş gibi geldi ama öyle değilmiş. Meğer Adnan ağzına bir taş atmış. O da onu çıkarmaya çalışıyormuş. Gittim, özür diledim, hatta börek götürdüm. Demediğini bırakmadı. Ne yaptım ben, niye böyle davranıyor anlamıyorum gerçekten. Süleyha, Müjgan bizim geçmişimizi biliyor. Alınganlık yapıyordur. Tamam Yılmaz, geçmiş. Evet, söylediğin gibi geçmiş. Gitmiş, bitmiş. Herkes kabul etmiş. O niye etmiyor? Ben Demir'in çocuğunu taşıyorum. O senin çocuğunu taşıyor. Ne derdi var hala bu kadının? Anlamıyorum ki. Sabahattin abi, çocuğumu kurtar. Ne olur çocuğumu kurtar.
Müşkan, canım kardeşim, en doğrusunu yapacağız. Merak etme. Şimdi bir iğne yapacağım. Kanamanı durdurmak için. Aytül. Bebeği daha çok küçük. Ciğerleri bile tam oluşmadı henüz. Bu haliyle doğarsa yaşama ihtimali çok düşük. Bunu sen de biliyorsun. Plasenta aşağı inmiş. Rahmin önünde. Sabahattin, eğer çocuğu almazsak Müjgan'ı kaybederiz. İkisini birlikte yaşatmanın bir yolunu bulmamız lazım. Her şeyi deneyeceğiz. O kadar vaktimiz yok ki. Daha fazla vakit kaybedersek ikisi de ölür. Bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Ya anneyi ya da çocuğu kurtaracağız. Bu kararı verecek olan biz değiliz. Yılmaz'a ulaşamadınız mı daha? Maalesef başhekimim. Olabileceği her yere haber bıraktık ama hala ses yok. Aramaya devam edin. Hemen bulmamız lazım Yılmaz'a. Fekir'e de bakın bir yandan. Hadi. Yılmaz, bu zamana kadar çektiklerim yetmedi. Ben bir de Müjgan'la uğraşacağım. Senin çektiklerinin bir kısmı benim suçum. Müjgan'ın bu kabahati yok. Kabahatinin olmaması beni üzme hakkını mı veriyor ona? Kaç kere gittim, arkadaş olalım, dost olalım dedim. Her seferinde kapıyı yüzüme kapattı. Gerçekten bir daha böyle bir şey olursa... Süreyya, iyi misin? Sancım tuttu. Sancı mı? Daha fazla bekleyemeyiz. Hemen karar vermemiz gerekiyor. Ya çocuğu ya anneyi kurtaracağız. Bebeğimi yaşat. Bebeğimi istiyorum. Bebek doğum kanalına girdi. Sezaryen geçti artık. Normal doğum yapacağız. Dayan. Merhaba. Gelinim doğum yapıyormuş bu hastanede de hekim kendisi bu hastanede biliyorsunuz. Gelinimi getirmişler Züleyha Yaman. Evet, Yılmaz Akkaya getirdi. Doğumhaneye mi aldılar? Evet, doğumhanede. Geçecek abi, geçecek. Kızım geçecek. Yılmaz sen burada. Nefes al ver, nefes al ver. Bakın. Hadi gayret. Tamam. Hadi Müjgan. Hadi, ha gayret. Hadi. Hadi abi, hadi. Hadi itin. Ha gayret güzelim, hadi. İstemiyorum, ne olur istemiyorum. Hadi, hadi abi. Hadi. Hadi sık. Aha, Demir. Demir, sakin ol. Demir. Lütfen sakin ol, tamam mı? Bir dakika. Demir, sakin ol Allah aşkına.
Sen kimsin benim karımın doğum annenin kapısında bekliyorsun lan? Ne diyorsun lan? Sen kimsin lan? Demir! Ay Demir! Ne yapıyorsun Demir? Ne oluyor lan oğlum? Ay, tamam, Demir! Tamam evlat dur. Tamam sakin ol tamam. Sen benim karımı kapıda bekleyemezsin. Senin karını beklemiyorum. Kendi karısını bekliyor. Müjgan doğumda şu anda. Sen Züleyha'yı neden hastaneye getiriyorsun ha? Neden? Lan getirmeseydim sokakta mı doğursaydı kadın? Sokakta doğursaydı sen kimsin lan? Ben senin karına iyilik yaptım. Tamam evlat. Tamam tamam. Şişt, Demir. Bırak anne. Ne demek sokakta doğursaydı? Yahu bir sussanıza bir susun. Karılarınız içeride canıyla uğraşıyor. Birazdan siz evlatlarınızı kucağınıza alacaksınız. Şu yaptığınıza bak. Hiç utanmıyor musunuz? Tamam evlat. Hadi Müjgan. Hadi. Hadi Müjgan. Hadi. Hadi Müjgan. Nasıl kaldı? Hadi. Hadi. Devam. Hadi. Hadi Müjgan. Nasıl kaldı? Hadi. 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 Müjgan, hadi. Hadi, hadi, ıkın, ıkın, hadi. Hadi Müjgan. Müjgan. Birinden birine bir şey olursa ben yaşayamam baba. Dur bakalım evlat. İyi düşün. Hayırlı düşün, hayırlı olsun. Doktorla konuştum. Müjgan erken doğum yaptığı için bebeğin canlı doğmama ihtimali varmış. Çok zor. Allah yardımcılar olsun. Sakin.
şey söyle. Yaşıyor Müjgan, yaşıyor ama köyüze alacağız. Her şey iyi olacak. Yaşıyor. Müjgan. Müjgan, eminim atlatacak bu günleri bebeğin. Sağlıkla kucağına alacaksın. Eminim, merak etme. Mutlu oldun mu Züleyha? Niye mutlu olayım Müjgan? Gerçekten üzüldüğüm için buradayım. Yılmaz'a sağlıklı bir bebek veremedim diye mutlu oldun mu? Benim bebeğim burada diye sevinir misin? Niye sevineyim? Senin için buradayım. Merak ettiğim için buradayım. Benim perişanlığımı mı görmeye geldin? Nasıl yıkıldığımı, bittiğimi görmeye mi geldin? Müjgan, ben seni merak ettiğim için buradayım. Acıdın mı bana? Bana acıyor musun Züleyha? Niye acıyayım ben sana Müjgan? Bırakır mısın lütfen? İyi değilsin Müjgan. Bakma benim bebeğim. Müjgan sakin ol. Anladın mı? Müjgan sakin ol. Beni iyi dinle. Ne oluyor? Müjgan sakin ol. Benim oğlum. Sakin ol. Yaşayacak, sevinemeyeceksin. Yaşayacak Müjgan. Duydun mu beni? Benim oğlum yaşayacak. Duydun mu? Bırak, bırak. Bırak sen bana, hiç dokunma. Kimse acımasın bana. Kimse öyle acıyarak falan bakmasın bana. Duyuyor musun sen beni? Benim çocuğum yaşayacak. Duydun mu? Sevinemeyeceksin. Benim oğlum yaşayacak. Sevinemeyeceksin. Benim çocuğum yaşayacak. Allah! Allah'ım ya. Ya oğlum yaşayacak. Ya benim canım. Thank you.
Selvi gibi boyun olsun. Tarihin hep açık olsun. Uyu güzel oğlum uyu. Uyu melek oğlum. Bebeğim, biricik ol. Bu kadar yakınında olup o minik elini tutamamak, saçlarını okşayamamak, seni kucaklayıp koynuma bastıramamak çok ama çok zor. Oğlum, bir tanem, yollarını gözlediğim, sesini bir duysam, kokunu bir alsam, seni göğsüme yatırıp bir uyutsam, dünyalar benim olacak anneciğim. Hadi uyan artık, bir kerecik bakıver bana, bir kerecik gülümse. Akan sular ömrün olsun, rüyalarım senin olsun. Uyu güzel oğlum uyu, uyu melek oğlum uyu. Süreyya, Süreyya. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Aman ben ne yaptım şimdi söyler misin? Bir şey yapmanı, o sakin kafayla düşünce anlayacaktır. Ben konuşacağım onunla. Kaç saattir aç dedin. Ne kabahatin var şimdi benim? Kabahatin yok. Ben tekrardan konuşacağım, merak etme. İstemiyorum, konuşma. Süreyya, bir dinler misin? Acıkmış mı benim anneciğim? Benim yollarımı mı gözledin sen? Ama geldim ben, değil mi? Karnın doydu. Uyuyacağım şimdi benim aşkım. Bir tane. Müjgan. Tamam canım, tamam. Tamam, benim bir tanem, tamam. Geldim güzelim. Geldim anneciğim. Güzeller güzelim benim. Benim bir tanem. Senin bunu Züleyha'ya yapmaya ne hakkın varmış ki? Ne hakkım var? Sen Züleyha'yı mı savunuyorsun şu an bana? Buraya yardım etmeyi. Tek kelime etme. Onun benim evimde olmaya hakkı yok. Benim bebeğimi emzirmeye, çalışmaya, kalkmaya falan hakkı yok. Yok öyle bir şey. Bak yok. Asla. Yardım etmeye geldi diyorum sana. Çocuk acıktı, acıktı. Katılacaktı ağlamaktan. Mama yaptım, yemedi. Susturamadım, sürekli ağladı. Hastaneyi aradım, sana ulaşamadım. Seni bekledim. Züleyha yardım etmek istedi, ne yapsaydım ben? Tebrik ediyorum. Onun o yardımsever kişiliğine de hayranım ve ne hikmetse her seferinde ben evde yokken geliyor bir şekilde. Müşken saçmalama. Onun için mi sen beni apar topar hastaneye gönderdin? Ne? Onu görmek için fırsat yaratmaya mı çalışıyorsun? Çocuğumuzu mu alet ediyorsun bir de böyle sen şeylere? Sen aklını mı kaçırdın, delirdin mi? Sen delirdin galiba. Bağırma. Çocuğu uyandıracaksın, bağırma artık. Yardım etmek için geldi diyorum. Oğlumuz ağlamasın diye. Yeter artık ya! Yeter! Neye inanmak istiyorsan ona inan. Ben çok yoruldum.
Tamam. Müjgan, sen niye böyle davranıyorsun kocana? Ha, neden böyle davranıyorsun? Biz konuşmadık mı bunu? Allah, bak beni delirtecekler zaten. Aklımı oynatacağım zaten. Gözünü seveyim bir de sen yapma. Kadın ben yokken evime girdi diyorum. Yatak odama girerken çocuğumu emzirmek üzereyken yakaladım diyorum. Neyi anlatamıyorum ben sana? Ne yapmış Züleyha evinde otururken birdenbire Müjgan'ın gidip bebeğini mi emzireyim demiş. Yılmaz ne yapacağını bilememiş, Züleyha da yardım etmiş. Etmeyecek, etmeyecek. Biraz sağlıklı mı düşünsek acaba? Sağlıklı. Sağlıklı. Şimdi sen kendini Züleyha'nın yerine koy bakalım. Ne oldu? Sen de bir annesin, sen de bir kadınsın. Züleyha'nın bebeği avaz avaz açlıktan ağlarken ve Demir ne yapacağını bilmezken... Sen ona yardım eder misin, etmez misin? Bir düşün bakalım. Aynı şey değil. Aynı şey? Aynı şey değil. Evet, anlıyorum. Züleyha ile Yılmaz eski sevgili. Tamam, anladık onu. Biliyoruz bunu artık ama artık o köprünün altından sular geçti. Bitti o iş artık. Halacığım, az kalsın Züleyha'nın çocuğuyla benim oğlum süt kardeşi oluyordu diyorum sana. Sanki Adnan'la kardeş oldukları yetmiyormuş gibi. Adnan'la kardeş oldukları yetmiyormuş gibi mi? Sen ne diyorsun ya? Ne anladıysan o işte. Ne demek ne anlıyorsan öyle diyorum. Anlamıyorum ben bir şey. Müjgan. Adnan Yılmaz'ın oğlu mu? Kim söyledi sana bunu? Yılmaz mı gelip söyledi? Yılmaz'ın haberi yok. Züleyha. Züleyha gelip sana bunu mu anlatıyor? Allah, Züleyha bana gelip bunu anlatır mı? Hastanedeydim. Sabahattin abiyle konuşuyorlardı. Ben istemeden duydum. Demir ortalığı yakıp yıkar diye Yılmaz'a söyleyemiyormuş. Demir biliyor mu bunu peki? Demir, Hünkar Yaman, hepsi biliyor. Bir tek Yılmaz bilmiyor. Zaten her şeyi de Hünkar Yaman tezgahlamış. Ben gerçekten aklımı kaçıracağım burada galiba.